Aynı boyutlu homojen KLM kare levhaları birbirine yapıştırılıp iple asıldığında şekilde gibi dengede kalıyor. KLM levhalarının kütleleri sırasıyla M ile MM olduğuna göre yargılarından hangileri yanlış olabilir? Levhaların denge durumu araştırıldığında K, L ve M'nin homojen oldukları söylendiği için kütle merkezleri ortasında olmalı. Dolayısıyla ipin geçtiği düşey düzleme göre bir tork alabilirsek K çarpı 1 bölü 2 eşit olmalıdır. L çarpı 1 bölü 2 artı M çarpı 3 bölü 2 uzunluk olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla K eşittir L artı 3M olarak söylenebilir. Bu durumda birinci yargı M, K, M, L'nin iki katından büyüktür. Dolayısıyla denklemde K, L'nin iki katından daha büyük olma olasılığı vardır görülüyor. Ancak kesin bir bilgi olmadığından doğru ya da yanlış olabilir. İkinci yargı K M'nin 3 katından büyüktür. Bu yargı kesinlikle doğrudur. Dolayısıyla yanlış olma ihtimali yoktur. Üçüncü yargı L M'nin yarısından küçüktür. L ile M'yi karşılaştıracak herhangi bir işlem yapamadığımızdan bu doğru hem doğru hem de bu yargı hem doğru hem de yanlış olabilir. Doğru cevap D seçeneği. Eşit hacim bölmeli şekildeki kapta P, T eşittir sıfır anında açılan K musluğundan sabit debiyle su aktığında kaptaki suyun üst düzeyi T1 anında T1 eşittir T anında A düzeyine geliyor. Kaptakin suyun üst yüzeyi T2 anında B düzeyine T3 anında kaptan su taşıyor şeklinde ifade edilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Musluk açıldığında Kaptaki suyun üst düzeyi A hizasına gelinceye kadar A hizasına gelinceye kadar akan suyun bir bölme hacim doldurması söz konusudur. Bunu soru T sürede gerçekleşen bir olay olarak tanımlamıştır. Daha sonra su akışı devam ettiğinde kaptaki suyun üst düzeyinin B hizasına kadar dolabilmesi için öncelikle bir bölme suyun dolması ardından ikinci kaptaki bir kısım suyun da ikinci böl bölmeye ya da ikinci kola geçmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla buradaki e, T2 süresinin T1 süresinden farkının T'den daha büyük olması gerekmektedir. Bu durumda T2 büyüktür. 2T olmalıdır. Aynı şekilde suyun kaptan taşabilmesi için önce geriye kalan bir bölmelik e, hacmi doldurması. Tabi burada basınç artışı gerçekleşeceğinden suyun bir miktarının da ikinci koldaki bölgeye geçeceği söylenebilir. Bu durumda bir bölmeden fazla sıvı taşmak durumundadır. Dolayısıyla T3 eksi T2 arasındaki fark da T'den büyük ve dolayısıyla T3'ün 4T'den küçük 3T'den büyük olduğu söylenebilir. Bu durumda 3 yargıda doğru olacaktır. Doğru cevap E seçeneği. Doğrusal bir yolda başlangıçta teşhitte sıfır yan yana olan KL araçlarının hız zaman grafikleri şekilde gibidir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A seçeneği sıfır T zaman alanında K'nin L'ye göre hızı sabittir. Hız zaman grafiği verilen iki aracın birbirine göre hızları zaman eksenine çizilen dik doğruların Grafikler arasında kalan uzunluğunun büyüklüğüne bakılarak araştırılabilir. Eğer bu dik uzunluk sabit kalıyorsa araçların birbirlerine göre hızları sabit, azalıyorsa birbirine göre hız azalıyor, artıyorsa birbirine göre hız artıyor demektir. Dolayısıyla birinci yargı yani A seçeneği başlangıçta K aracı pozitif yönde, L aracı negatif yönde olduğundan ve hızları arasındaki fark birbirine birbirine göre sabit kaldığından A seçeneği doğrudur. B seçeneği sıfır t zaman aralığında K aracı L aracından uzaklaşmaktadır. K aracı pozitif L aracı negatif yönde hareket ettiğinden bu seçenek de doğrudur. C seçeneği T 2 T zaman aralığında K L araçlarının arasındaki mesafe artar. T 2 T aralığında K aracı hala L aracından ...hızlı ve pozitif yöne hareket etmektedir. Dolayısıyla aralarındaki mesafe artacaktır. C seçeneği doğru. D seçeneği 2T-3T zaman alanında K aracının sürücüsü L'yi kendinden uzaklaşıyor görür. K aracı T eşittir sıfır anından başlamak üzere tüm mesafeyi pozitif yönde hareket etmiş... Ancak L aracı önce eksi yönde sonra pozitif yönde gitmiş ve t 2T 3T aralığında pozitif yönde K aracından daha hızlı yol almıştır. Dolayısıyla K aracı ile arasındaki mesafe azalmaya başlamıştır. D seçeneği yanlış. E seçeneği 2T 3T zaman aralığında K aracı L aracının önünde yol alır. Sürekli pozitif yönde gittiğinden K aracı L aracından daha öndedir. e seçeneği doğrudur. Sorunun doğru cevabı D seçeneği. Sabit F ile 2 kilogram kütleli durgun cisim 5 metre yükseltildiğinde cismin hızı 10 metre bölü saniye büyüklüğünde oluyor. Bu olay 8 saniye içerisinde gerçekleştiğine göre kuvvetin gücü kaç watt'tır? Kuvvetin gücü yaptığı işin geçen süreye oranı olarak ifade edilebilir ya da birim sürede yapılan iş şeklinde ifade edilebilir. Bu durumda F çarpı delta X'in delta T'ye oranını hesaplamamız gerekir ki bir cisim üzerine yapılan iş kinetik ve potansiyel enerjisindeki toplam değişim anlamına gelecektir. Durgun olan bir cismin yükseltilmesi söz konusu olduğundan potansiyel ve kinetik enerji artmaktadır. Buna göre 2 kilogram kütleli cisme çekim ivmesinin 10 olduğu ortamda 5 metre yükselterek 2 çarpı 10 çarpı 5 kadar potansiyel enerji hızı 10 metre bölü saniye olduğu için de 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 10'un karesi 100 kadar kinetik enerji aktarılmış 8 saniyede. Bu durumda gerekli işlemler yapıldığında gücün 25 watt olduğu doğru cevap A seçeneğinin olduğu görülecektir. Kütlesi önemsenmeyen D uzunluklu çubuğun ucuna yapışık M kütleli durgun noktasal cisim üzerine şekildeki gibi çubuğa dik olacak biçimde F kuvveti uygulanıyor. O noktası etrafında dönebilen bu çubuğun F kuvvetinin etkisinde T sürede bir konumdan iki konumuna geldiğinde cismin çizgisel hızı v, açısal hızı W büyüklüğünde oluyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangileri hangisi yanlıştır? A seçeneği T süre boyunca cismin açısal ivmesi W bölü T'dir. Doğrusal hareketlerde nasıl ortalama ivme, hızdaki değişim bölü zaman şeklinde ifade edilebiliyorsa, dönme hareketlerinde ortalama açısal ivme, açısal ivme alfa ile ifade edilir. Açısal hızdaki değişim bölü geçen süre olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. B seçeneği t süre boyunca cisme uygulanan tork f çarpı d. Tork uygulanan kuvvet ile dik uzaklığın çarpımı şeklinde hesaplanabilir. Dolayısıyla kuvvet çubuğa dik uygulandığından f çarpı d olacaktır. B seçeneği doğru. T süresi boyunca cisme uygulanan tork cismin eylemsizlik momenti ile açısal ivmesinin çarpımına eşit olacaktır. Cisim üzerine uygulanan net tork eşit olmalıdır. I çarpı alfaya doğru bir ifadedir. D seçeneği T süre sonunda cismin açısal momentumu F, D, T büyüklüklerinin çarpımıdır. Bir cismin açısal momentumundaki değişim net tork çarpı geçen süre şeklinde ifade edilir. Tork yerine F çarpı D yazılırsa D seçeneğinin doğru olduğu gözlenir. T süre sonunda cismin açısal momentumu M, v, T'dir cismin açısal momentumu mv çarpı yarıçap olmalıdır dolayısıyla e seçeneği yanlıştır Başta hareket yapan S ve R cisimleri periyotları sırasıyla 9 saniye ve 12 saniyedir. Cisimler maksimum uzanımları olan şekil 1 ve 2'deki konumlarından aynı anda geçiyor. Cisimler şekildeki konumlardan geçtikten sonra S cismi 4. kez A noktasından geçtiği anda R cismiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? Başta hareketi hareket yapan cisimlerin periyotları sırasıyla 9 saniye ve 12 saniye olarak belirtilmiş. Dolayısıyla ip sarkacının periyodu düşünüldüğünde karşı tarafta aynı noktaya ulaştığı zaman periyodun yarısı geri döndüğü zaman da periyodun yarısı olacak şekilde düşünülebilir. Yine yörünge eşit parçalara bölünmüşse ilk bölüm 2T sürede takip eden bölüm T sürede ve karşı taraftaki uzanım bölümü 3T sürede kat edilmelidir. Bu durumda A noktasından dördüncü kez geçiş için bir yarım salınım, bir yarım salınım, bir yarım salınım daha yapıldıktan sonra tekrar A noktasına geri dönüş söz konusu olmalıdır. Bu durumda C cisminin periyodu 9 saniye eşittir. 12 T şeklinde ifade edilirse T ile belirlenen zamanın 3 bölü 4 saniye olması gerekir. Toplamda 4 defa A noktasından geçebilmek için toplam sürenin sizin de gördüğünüz gibi 22 bölü 22 t olması gerekir. 22 t saniye cinsinden ifade edilirse 22 çarpı 3 bölü 4 dolayısıyla 33 bölü 2 saniye 16 buçuk saniye olacaktır. Aynı şekilde R cisminin hareketi düşünüldürse K'den L'ye 2T üssü, L'den M'ye T üssü, M'den N'ye T üssü ve N'den P'ye 2T üssü gelecek. Dolayısıyla hareketin tamamlanması için 12T üssü süre gerekmektedir. Periyot 12 saniye olduğuna göre T üssü olarak ifade edilen sürenin 1 saniye olması gerekir. Dolayısıyla 16,5 saniye sayılırsa cismin 6 saniyede P'ye, tekrar 6 saniyede K'ye 12 daha sonra K'den L'ye 2 L'den M'ye 1 M'den N'ye 1 saniye geçtiği düşünülürse 16,5 saniyede NP arasında olması ve P noktasına doğru gidiyor olması söz konusu olacaktır. Bu durumda cismin yörüngesi üzerinde cisim çizildiğinde P'ye doğru hareket ederken denge konumu olan M noktasına doğru 1. basit harmonik hareketi sağlayan ivme ve m'den cisme doğru yani pozitif x ekseni yönünde konum vektörü ve geri çağırıcı kuvvet denge konumuna doğru olacaktır. Bu durumda A seçeneği L noktasındadır. Yanlış olacaktır. Hız vektörü artı x yönündedir. Doğru. İvme vektörü eksi x yönündedir. Doğru. Konum vektörü artı x yönündedir. Doğru. Geri çağırma kuvveti eksi x yönündedir. Doğru olacak. Doğru cevap A seçeneği. Şekil 1'deki gibi V1, V2, V3 potansiyel farklarıyla yüklenmiş olan paralel levhaların aralarındaki uzaklıklar D1, D2, D3'tür. K noktasından V hızıyla geçen cisim kesikli çizgiyle belirtilen doğrultudaki hareketi sırasında hız zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Grafik incelendiğinde cismin 0T zaman aralığında kat ettiği mesafe D1, T2-T zaman aralığında kat ettiği mesafe D2'den daha büyük olacaktır. Yine grafikte birinci aralıkta eğimin daha büyük oluyor olması, cismin ivmesinin daha büyük, ikinci aralıkta ivmenin küçük olduğunu söyler. Uzun mesafe olmasına rağmen D1-V1 potansiyeli cisme daha büyük kuvvet uygulayarak büyük ivme oluşturduğundan V1 potansiyelinin V2 potansiyelinden büyük olduğu kesindir. Aynı şekilde cismin 3. ve ikinci aralıktaki enerji değişimlerine bakıldığında 3. aralıktaki enerji değişiminin ikinci aralıktaki enerji değişiminden büyük olduğu ve dolayısıyla V3'ün V2'den büyük olduğu gözlenecektir. Grafiğin alanı bize D1'in D2'den büyük olduğunu ifade etmişti. Aynı şekilde 3. aralık ve ikinci aralık karşılaştırıldığında 3. aralığın alanının ikinci aralığın alanından daha büyük olduğu ifade edilmek durumundadır. Dolayısıyla V3 büyüktür V1 C seçeneğinde cismin hız değerleri bilinmediğinden değişimlerin ne kadar olduğu ifade edilemiyor. Enerjilerin değişiminin birinci ve üçüncü aralıkta ne kadar gerçekleştiği tam olarak söylenemediğinden V3'ün V1'den büyük olduğu kesin bir doğru olmayacaktır. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği. İç direnci önemsenmeyen üreteç özdeş KLMN lambalarıyla şekildeki devre, doğru akım elektrik devresi oluşturulmuştur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şekildeki devre incelendiğinde pilin bir ucunun olduğu noktanın potansiyeline V dersek diğer ucun potansiyeli V'den epsilon kadar fazla olacaktır. Dolayısıyla L lambasının potansiyelinin epsilon kadar olduğu, K lambasının bir tarafındaki potansiyelin V artı epsilon, M ve N lambalarının pilin eksi ucuna dokunan noktasının potansiyeli V olduğundan, K'nin potansiyeli ile M'nin potansiyelinin toplamı ya da K'nin potansiyeli ile N'nin potansiyelinin toplamının epsilon olması gerekecektir. Aynı şekilde K M ve N noktalarından ya da lambalarından geçen akımların ana kolunda bulunduğu için IK eşit İm artı İN olacaktır. M ve N lambaları özdeş olduğundan üzerlerinden geçen akımlar da eşit olacaktır. Buna göre birinci yargı en parlak ışık veren lamba K'dir. Ancak potansiyeli en büyük olan lamba L olduğundan bu yargı yanlış. İkinci yargı M ve N lambaların parlaklıkları aynıdır. M ve N üzerinden geçen akımlar aynı olduğundan özdeş lambalar dolayısıyla parlaklıkları aynı olacaktır. Üçüncü yargı L lambasının parlaklığı M lambasınınkinden fazladır. Zaten L en parlak yanan lambadır. Doğru cevap denizli seçeneği. Yatay x, z düzlemindeki masa üzerinde sabitlenmiş iletken rayın direnci r'dir. İletken ray üzerinde duran k iletken çubuğuna bağlı ipin ucuna g ağırlıklı cisim şekildeki gibi tutulmaktadır. Ortamda artı y yönünde düzgün b manyetik alanı olduğuna göre g ağırlıklı cisim serbest bırakıldıktan sonra yargılarından hangileri doğru olur? Cisim serbest bırakıldığında çubukla beraber ilerleyeceği için çubuk ve iletken tel ile sınırlanmış bölgede düşeyde yukarı doğru oluşmuş olan manyetik akının artacağı söylenebilir. Bu manyetik akının artışına lens yasası gereği bir indiksiyon oluşmasıyla karşılık verilmeye çalışılacaktır. Dolayısıyla indiksiyonun çerçevede düşeyde aşağı doğru yani eksi y yönünde bir manyetik alan oluşturmaya çalışacak indiksiyon akımı oluşturması gerekir. Bu indüksiyon akımından sonra sağ el kuralı kullanılırsa çubuktan geçen kuvvet sağ elin dört parmağı manyetik alanı yukarıya doğru baş parmak indüksiyon akımını yani düzlemden dışarıya doğru gösterirse kuvvet avuç içi olacaktır. Dolayısıyla eksi eksi yönünde bir kuvvet olacaktır. Çubuk hızlandıkça indüksiyon emk'sı büyüyecek ve do devam ettikçe en son cismin ağırlığı kadar indiksiyon e, EMK'sı ve akımının oluşturduğu etkiden dolayı bir manyetik kuvvet ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla cisim en son limit hızla hareket edecektir. Bu durumda cisim önce hızlanacak daha sonra sabit hızla hareket edecektir. Ve şekilde gösterildiği gibi R direncinden eksi z yönlü bir akım geçecektir. Doğru cevap E seçeneğidir. Sarım sayıları sırasıyla np, nk, nl, ns olan pkls bobinlerinin oluşturulmuş xy transformatörleri şekilde gibi bağlanmıştır. P bobinine alternatif vp gerilimi uygulandığında kl ve s bobinlerinden vk, vl, vs gerilimleri oluşuyor. np büyüktür, ns büyüktür, nl büyüktür, nk olduğuna göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur. NP büyüktür NK olduğuna göre birinci transformatörde çıkış gerilimi giriş geriliminden küçük olmalıdır. Dolayısıyla bu transformatör alçaltıcı transformatördür. VK ve VL gerilimleri birbirine eşittir. Çünkü aynı tel sarımları ucundaki potansiyel fark mecburi olarak aynı olacaktır. İkinci olarak NS büyüktür NL olduğundan bu durumda vs büyüktür, VL olmalıdır. Dolayısıyla Y transformatörü e, yükseltici bir transformatördür. Transformatörler birlikte kullanıldığında biri alçaltıcı, biri yükseltici olduğundan sonuç e, genel toplamın yükseltici ya da alçaltıcı olması muhtemeldir. Dolayısıyla üçüncü yargı kesin doğru olmayacaktır. Doğru cevap B seçeneği. Derinliği sabit olan dalga leğeninde özdeş noktasal S1 ve S2 kaynaklarının ürettiği dalgalar şekildeki gibidir. Buna göre yargılarına hangileri doğrudur? Merkez doğrusu kaynakları birleştiren doğrunun tam ortasında bulunan dikme olacak şekilde çizilmelidir. Dolayısıyla kaynakları birleştiren doğrunun orta hizasından çizilen dikme şekilde görüldüğü gibi tepe tepe ve çukur çukurların üst üste bindiği noktaların birleşim kümesidir ki biz bu tür çizgilere katar çizgisi diyoruz. P noktası bir kaynaktan tepe diğerinde tepe geldiği bir nokta görünümündedir şu anda. Dolayısıyla P noktası katar üzerinde. K noktası kaynağın birinden, birinci kaynaktan çukur, ikinci kaynaktan tepenin ulaştığı bir noktadır. Dolayısıyla K noktası düğüm çizgisi üzerindedir. Doğru cevap E seçeneği. İç içe geçmiş olan 30 santigrat derecedeki X ve Y metal bardakları birbirinden ayrılamamaktadır. K metalinin genleşme katsayısı L metalinin genleşme katsayısından küçük olduğuna göre bu iki bardağı birbirinden ayırabilmek için işlemlerinden hangileri yapılabilir? bir genleşme sorusunda aslında en temel ifade söylenmiş bize. O da k'nın genleşme katsayısının l'nin genleşme katsayısından daha küçük olduğu. Ve biz biliyoruz ki bir cismin genleşme miktarı aslında genleşme katsayısıyla doğru orantılı ve aynı zamanda ilk boyuyla doğru orantılı ve aynı zamanda sıcaklığındaki değişimle doğru orantılıdır diyebiliriz. Bizim burada ifademiz e, yargılar değerlendirildiğinde lambda ve delta T ile alakalı olacak. Çünkü düşünüldüğünde şekilde görüldüğü gibi K ve L'nin boyları e, şu alanda birbirine eşit. Aslında şu mesafede de birbirine eşit boy diyebiliriz. Dolayısıyla boyla değil de daha çok genleşme katsayısı ve sıcaklık değişimiyle ilgilenmemiz gerekecek. Bu durumda K metal bardağının L'nin içinden çıkabilmesi için şu anda sıkışmış durumda. O zaman K'nın L'ye göre daha küçük olduğu durumu oluşturmam lazım. Bunun için ya K tek başına küçültülmeli ya L tek başına büyütülmeli ya da K küçültülüp L büyütülmeli mümkün olabiliyorsa bunun dışında K ve L'nin ikisi de genleştirilirken K daha az büyüyen L daha çok büyüyen durumda olmalı ya da ikisi de e, büzülürken K daha çok büzülen L daha az büzülen yani küçülen an, e, durumuna gelecek işlemler yapılmalı. Bu durumda yargıları değerlendirirsek birinci yargı K bardağının içine -10 derece, e, artı 10 derecede su doldurma ilk sıcaklık 30 derece olduğu için K bardağı kendi başına küçülecektir dolayısıyla birinci ifadeyi sağlamış olduk. Bir doğru. İkinci yargı K ve L bardaklarını 60 derecedeki suya daldırma. Her ikisini de 60 dereceye daldırırsak K'nın genleşme katsayısı küçük olduğu için o az genleşecek, L çok genleşecek. Dolayısıyla K içeride e, gevşemiş olacaktır. Yani şuradaki ifadeyi oluşturmuş olduk. İkinci yargı da doğru. Üçüncü yargı K bardağını 40 derecedeki suya daldırma. K bardağı tek başına suyla doldurursanız 40 dereceyle genişlemeye çalışır. İyice L'ye sıkışır. Çünkü L genişlememiş durumda olacaktır. Bu durumda doğru cevap C seçeneği olur. Birim karelerden oluşturulmuş sistemde aynı düzlemdeki x ve y aynaları şekildeki gibidir. X aynasına gönderilen I ışını Y aynasından yansıdıktan sonra K, L, M, N, P ile isimlendirilmiş noktaların hangisinden geçer? Burada aslında düzlem aynadaki yansıma kanunlarını incelememiz istenmiş. Görüldüğü gibi ayna köşegen durumunda X aynası. Ve I ışını da ikiye bir, daha doğrusu bir birim sola, iki birim aşağı doğru giden bir ışık ışını şeklinde çizilmiş. Dolayısıyla normali çizersek eğer, unutulmamalıdır ki normal her zaman gelen ve yansıyan ışık ışınları için aç-ortay belirtmektedir. Dolayısıyla aç-ortayın şöyle bir özelliği vardır. Kollardan aç-ortaya indirilen dikmeler aynı noktada, eşit uzunluktadır. Ya da aç-ortay üzerinden Aynı noktadan kollara indirilen dikmeler eşit uzunlukta olmalıdır diyebiliriz. Dolayısıyla yansıyan ışığın geçeceği yeri bulabilmek için şöyle bir dik çizersek aynı dikten bir tane daha çizmemiz gerekecek. Bu durumda yansıyan ışının iki birim sağa bir birim yukarı doğru gitmesi durumu ortaya çıkmış olacaktır. Ee, bu durumda da ışını Y aynasından yansıtırsak bu sefer yeniden normal çizdik. Dolayısıyla bu sefer sola doğru e, iki birim gidip yukarıya doğru bir birim gidecek. Yani N noktasından geçmiş olacak. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Bu tür sorularda e, ışık ışınının nasıl yansıdığını ortaya çıkarabilmek için şöyle bir yöntem de izlenebilir. Gördüğünüz e, Aynaya gelen ışık ışını üzerinde görüntüsü kolay bulunacak bir nokta seçilir ki burada şu noktayı seçebiliriz. Burada ışık kaynağı olsa bu ışık kaynağından çıkan ışık ışını da ı olsa. Dolayısıyla yansıyan ışık ışını bu kaynağın görüntüsünden çıkıp da yoluna devam ediyormuş gibi davranmalı. Dolayısıyla biz eğer ışık kaynağının görüntüsünü bulursak simetrisini alarak... Ee, yansıyan ışın X noktasında bu görüntüden çıkıp da dağılıyormuş gibi, gidiyormuş gibi görünecektir. Yine aynı şekilde yansımış ışını bulabiliriz diyebiliriz. Doğru cevap D seçeneği olur. Bir kibrit kutusunun boyutları 2 cm, 5 cm, 8 cm'dir. Bu kibrit kutusu S1, S2 ve S3 yüzeyleri yere gelecek şekilde konulduğunda yere yaptığı basınç sırasıyla P1, P2 ve P3 oluyor. Buna göre P1, P2, P3 arasındaki ilişki nedir? Kibrit kutusu ya da herhangi bir katı cisimden bahsediyorsak eğer bu katı cismin yatay düzleme yaptığı basınç ağırlığıyla doğru oturduğu yüzey alanına ters orantılıdır. Dolayısıyla bu katı cismin basıncını P eşittir G bölü S ile doğru orantılıdır diye ifade edebiliriz. E burada unutulmamalıdır ki katı basıncı G bölü S değildir. E katı basıncı eğer cisim üzerine farklı bir kuvvet uygulanıyorsa bu kuvvetin de işleme alınarak bulunduğu sonuç değerdir. Sadece katı kendi halinde ve yatay düzleme bırakılmış durumdaysa basınç G bölü S ile ifade edilecektir. Burada kullandığımız cismin kibrit kutusu olduğu düşünülürse g her durumda aynı değerde olacak. Bu durumda kibrit kutusu ne kadar büyük yüzey alan üzerine oturuyorsa basıncı o kadar küçük olacaktır. Dolayısıyla bizim s1, s2, s3'ü hesaplamamız lazım. S1 eşittir 5 santimlik kenar çarpı 8 santimlik kenar 40 santimetre kare. S2 denilen ifade eşittir 5 santim ile 2 santimlik kenarların çarpımı 10 santimetre kare. S3 denilen ifadede ya da yüzey alanda 8 ile 2'nin çarpımı 16 santimetre kare olacaktır. Bu durumda en küçük yüzey alan olduğu için S2 basınç P2 en büyük olacak. En büyük yüzey alan S1 olduğu için P1 de en küçük yüzey basınç olmalıdır. Doğru cevap bu durumda C seçeneğidir.